Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi kanalımıza hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız, fizik öğretmeni Ergun Bulçu. Bugünkü dersimizde sizlerle sürtünme kuvveti ve etkiler hakkında konuşmaya başlayacağız. Birazdan bu kuvvetle ilgili bilgileri sizlere aktarmaya başlayacağım. Şimdi sürtünme kuvveti nedir ve etkileri nelerdir? Bunlarla ilgili bir takım yorumlarımız var. Bunları önce paylaşayım, sonra örneklerle bunu pekiştirmeye başlayayım. Sürtünme kuvveti şöyledir, etkiyle sizlere aktarılabilir. Bir yüzey üzerinde itilen cisim biraz sonra yavaşlar ve durur. Görüyorsunuz, cismi yukarı yatayda belli bir hızla fırlatmışız. Bir süre sonra gitmiş ve durmuş. Durmayı sağlayan bu etki nedir derseniz, işte bu etkiye bir sürtünme kuvveti adını veriyoruz. Cisim hareketliyken etkeden sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvveti, kuvvet uygulandığı halde hareket etmeyen cisme etkilen sürtünme kuvvetine de statik sürtünme kuvveti adı veriliyor. Statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri aşılmadan cisim harekete geçemez. Bu bilgiyi de ilerleyen süreçte yine check edeceğiz, yine kontrol edeceğiz. Sadece bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğimiz sürtünme kuvvetinin tanımı ve etkileri olacak. İlerleyelim. Evet. Şimdi demiştik ki arkadaşlar, cisme etken sürtünme kuvveti iki türlüdür. Bir statik sürtünme, bir de kinetik sürtünme. Bu farkı yaratan nedir? Şimdi bunları anlamaya çalışalım. Bir cisme etki eden kuvvet sıfırdan başlayarak artılırsa, cisme etki eden statik ve kinetik sürtünme kuvveti aşağıdaki grafikteki gibi oluşur. Şimdi grafiği inceleyelim. Şu cismimiz sevgili arkadaşlar duruyor olsun başlangıçta. Kuvveti de belirli bir değerden başlayarak artırıyor. Bu yatay eksen bizim uyguladığımız kuvvet. Dikey eksen de sürtünme kuvveti sevgili arkadaşlar. Şimdi bakınız. Şurada yani statik bölgede cisim hareketsizdir. Statik demek zaten durağan demek. Kinetik demek hareket demektir. Eğer kuvvet uyguladığınız halde cisim harekete geçmiyorsa demek ki siz sürtünmeli bölgede hareketsizsiniz ve statik durumdasınız anlamına gelir. Belli bir değer aşıldıktan sonra cisim harekete başlıyorsa bir yerden sonra bu sürtünme kuvveti sabitlenir ve siz artık kinetik bölgedesiniz denir. Bu farkı şöyle anlatmaya çalışayım sizlere. Şimdi dikkat arkadaşlar. Eğer hareket etmiyorsa cismimiz sanki dengedeymiş gibi düşünürsünüz ve çeken kuvvet ve sürtünme kuvveti birbirine eşittir dersiniz. Yani şöyle bir durum var bakınız. Statik bölgedeyim. Uyguladığım kuvvet şu kadar. Ama hareket yoksa sürtünme kuvvetim şu kadar. Devam edelim. Kuvveti arttırdım. Yeni kuvvetim bu kadar. Sürtünme kuvvetim bu kadar. Bakın hareket yokken yoksa uygulanan kuvvet ve sürtünme kuvveti aynı oranda ne yapıyor? Artıyor. Ta ki nereye kadar? Sürtünmenin maksimum değeri ulaşıncaya kadar. Maksimum değerden sonra hareket başladığı için de sizin uyguladığınız kuvvetin şiddeti ne olursa olsun artık sürtünme kuvveti limitlenmiştir. Belli bir değerde kalarak sabit hale gelmiştir. Bu anlamda birazdan bunların sayısal değerlerine ulaşmaya çalışacağız. Bir sonraki slayta geçiyorum. Evet. Şimdi buna göre iki tane notum var arkadaşlar. Bakalım bu notta ne yazmışım. Cisim hareket etmiyorsa cisme uygulanan kuvvet statik sürtünme kuvvetine eşit büyüklüktedir. Eyvallah. Cisim harekete geçtikten sonra cisme etkileyen sürtünme kuvveti ise kinetik sürtünme kuvvetidir. Bu az önce çizdiğimiz grafiğde bir nevi özetler vaziyette bir nottur. Yeri gelmişken paylaşmış oldum sevgili arkadaşlarım. İlerleyelim. Burada da sürtünme kuvvetinin nasıl elde edilebileceği bağıntıları yapmaktan modellememiz şöyle olacak. Bir sürtünme kuvveti bulmak isteniyorsa sürtünme katsayısıyla yüzeyden gelen tepki kuvveti ne yapılmak zorunda? Çarpılmak zorunda sevgili arkadaşlar. Hatırlarsanız sürtünme kuvvetini ikiye bölmüştük. Bir statik sürtünme, bir de kinetik sürtünme diye. Grafiği eğer gözümüzün önüne getirecek olursak statik sürtünmenin alacağı maksimum değerin kinetik sürtünmede ne olduğunu gördük.
büyük olduğunu gördük değil mi arkadaşlar? Buradan da şu sonuca ulaşabiliriz. Kinetik sürtünme katsayısı mı büyük? Statik sürtünme katsayısı mı büyük? Tabii ki de statik sürtünme katsayısı kinetik sürtünme katsayısından daha büyüktür. Burada bağıntıda kullandığınız Fs değeri, yani şuradaki Fs'yi buluyoruz yani K çarpı N diye. Buradaki Fs değeri eğer statik sürtünme katsayısı olursa sevgili arkadaşlar, sürtünmenin alabileceği en büyük değeri bu bağıntıyla buluyoruz. Bunu bulduktan sonra cismin hareket edip edemeyeceğine birlikte karar vereceğiz. Bu formülde, bu matematik modelinde kim kimdir derseniz, sürtünme katsayısını K ile gösteriyoruz. Yüzeye etkeden tepki kuvvetini, yani normal force'u da, dik kuvveti de N ile gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Bir açıklayıcı örneğim var. Bu örnekle bir şeyleri konuşalım, iyice netleşelim istiyorum. Kenan bir kutuyu kaydırmadan ötelemek istiyor. Bu amaçla yatay doğrultuda cisme uyguladığı F kuvveti kutuyu hareket ettirmemektedir. Bu durumda yüzeyde oluşan sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü belirlemek için 1, 2, 3, 4 ile verilen niceliklerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk örnek biraz da açıklayıcı bir örnek olsun istedim. Buraya kadar anlattıklarımızı özetlemek istiyorum bu arada. Şimdi bizim arkadaşımız Kenan bu kutuyu itiyor ve kutu hareket etmiyor. O zaman biz statik bölgedeyiz sevgili arkadaşlar. Hareket yoksa hatırlarsanız statik bölgedeyiz. Grafiğimiz şöyle bir çizime karşılık geliyor. Şuraya kadar olan kısım statik bölge, bundan sonrası kinetik bölge. Şimdi eğer Kenan uyguladığı halde kuvveti kutu hareket etmiyorsa, uygulanan kuvvetle yüzeyde oluşan sürtünme kuvveti aynı büyüklüktedir. Yani o zaman direkt zaten sürtünme kuvveti Kenan'ın uyguladığı kuvvet kadardır sevgili arkadaşlar. Bu durumda sadece kuvvetin büyüklüğünü bilirsem ben uygulanan sürtünme kuvvetini de bulmuş olacağım. Bu açıklamalar neticesinde doğru cevabımızın A'daki gibi, yani yalnız 2 olmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bir sorumuz var. Bunu da yeri gelmişken konuşalım. Bu da güzel bir örneğimiz. Önce bilgilerimizi bir çekelim. Yatay düzlemde ağırlıkları sırasıyla G, 2G olan şekildeki KL cisimlerine yatay doğrultuda F2F büyüklüğündeki kuvvetler etki ettiğinde yatay düzlemde cisimlere sırasıyla F1 ve F2 büyüklüğünde sürtünme kuvvetleri etki etmektedir. Bu F1, F2 de sürtünme kuvvetleri. Cümle biraz uzun. İnşallah bir şey gözden kaçırmayız sevgili arkadaşlar. Yukarıdan FK, FL kuvvetleri etki ediyor. Bunların da kendi ağırlıkları var. G'ye 2G. Uygulanan yatay kuvvetler F'ye 2F. Hareket yok. Sürtünme kuvvetleri de F1, F2 kadar. Cisimler hareket etmediğine göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlarım, hareket yoksa statik bölgedeyiz ve uygulanan kuvvet sürtünme kuvveti kadardır diyoruz. F1, F'ye eşit. Burada F2, 2F'ye eşittir. Burada birinci yargı geldi. FK ile FL arasında büyüklük ilişkisi sanırım kurulamaz değil mi? Yüzeyin sürtünme katsayısını bilmiyoruz. Birçok neden var. Bu olabilir, olmayabilir. Peki, FK ile FL kuvvetlerin büyüklüğü artılırsa F1 F2 kuvvetleri değişmez mi? Zaten statik bölgede kaldığımız sürece yukarıdan bastıran kuvvetle bizim bir işimiz yok. Denge problemi gibi düşündüğümüz için F kuvveti F1'e, 2F'de F2'ye eşittir. Yani istediğiniz kadar FK FL'yi arttırın, hareket gerçekleşmediği sürece sürtünme kuvvetleri iten kuvvet kadardır. Yani değişmez. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3'ü de kapsayan cevap olmalıdır. Yani 1, 3 cevap E'deki gibidir demeliyiz. Evet arkadaşlar, yine bir sorumuz var. Güzel bir soru, kavram sorusu. Diyor ki X ve Z cisimleri kayarak ilerlerken, nerede X ve Z? Şunlar X ve Z. Kayarak ilerlerken Y cismi ise dönerek ilerlemektedir.
Yüzeylerde oluşan sürtünme kuvvetlerinin yönleri hangi düzeneklerde doğru gösterilmiştir? Şimdi şu hareket yönlerine bakalım arkadaşlar. İlk cisimle hareket yönümüzde ters yönde bir sürtünme kuvveti oluşmasını bekliyoruz. Yani birinci durumda sürtünmenin yönü doğru gösterilmiştir. Üçüncüye bakalım. Cisimimiz aşağı doğru kaydığı için sürtünme hareketine zıt yönde olmalıdır. Buradaki sürtünmenin yönü yanlış gösterilmiştir. Birincideki sürtünmenin yönü doğruydu. Şimdi ikincideki cisim yuvarlanarak dönüyor arkadaşlar. Yani şöyle geliyor bakın. Şuradaki nokta geriye doğru gitmek istiyor. Değil mi? O zaman sürtünme kuvveti yatayda sağa doğru olmak zorunda yüzey için. O zaman sürtünme kuvveti burada da yanlış gösterilmiş. Bizden istenen doğru gösterilme seçenekleri olduğu için doğru cevabın birincideki gibi olması gerekiyor. Yani yalnız bir doğru cevap olmalı. Arkadaşlar bu yuvarlanarak dönen cisimlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela bu cisimimiz yuvarlanarak dönüyor ya. Getirin buraya kadar. Şuraya kadar. Şöyle dönmek istediğini varsayın. O zaman sürtünme kuvveti şu yöne gitmek isteyen cisme ters yöndedir diye düşünün. Ve bu yönde sürtünme kuvvetini işaretleyin. Bu bağlamda bizim cisimimizde de hareket şöyle gerçekleşmek istediği için sürtünme buna ters yöndedir. Yani seçenekte yanlış verilmiştir. Bundan dolayı doğru cevap A'daki gibi olmalıdır. Evet, yeni bir sorumuz var sevgili arkadaşlar. Soruyu okuyalım. K cismi ile yüzey arasında oluşan sürtünme kuvveti Fs olduğuna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri ilgili olarak karşılaştırmalarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bizim cismimizin ne yönde hareket ettiğini falan seçeneğe bakarak anlıyoruz. Değil mi? Ve buradan da cismin hareket yönünün sağa doğru olduğunu algılıyoruz. Yani F1 kuvveti eşittir F2 kuvveti artı F sürtünme kuvvetine. Peki ben bu sonuca nasıl ulaştım? Bakalım şimdi. Hareket yönümüz sağa doğru olduğuna göre sürtünme kuvvetinin yönü sola doğru. Hareket değişmeyen bir hızla gerçekleşiyor. Yani sabit bir hızla gerçekleştiğine göre net kuvvet sıfır oluyor. Net kuvvetin sıfır olabilmesi için de F1 kuvvetinin F2 ile F sürtünmenin toplamına eşit olması bekleniyor. Şimdi bakalım F1 F2'den büyük mü? Matematiksel olarak denkleme bakarsak F1, F2 ile F'lerin toplamı olduğu için F1 aslında hem F2'den büyüktür sevgili arkadaşlar hem de F sürtünmeden büyüktür. Bakalım şimdi F1 büyük F2 var mı? Var. F1 büyük F sürtünme var mı? Yok. Olabilir, olmayabilir. Şimdi birinci yargı doğruysa ikinci yargı zaten ne olmalı? Yanlış olmalı. F2 ile F sürtünmeye bakalım. F2 ile F sürtünme aynı tarafta toplam durumunda olduğu için arkadaşlar bunları zaten kendisine kıyaslayamayız. Kesinlik istendiği için bizden doğru cevap A seçeneğindeki gibi olmalıdır diyoruz ve yeni bir soruya geçiyoruz. Arkadaşlar bu soruyu çözerken ben hareketin sabit hızla gerçekleştiği fikrine yola çıkarak çözdüm. O bilgi bize verilmemiş ama yazarı ben olduğum için bu sorunun ifade edilmek istenen şey buydu. Bu anlamda sizlerle bunu paylaşmak istedim. Geçelim yeni soruya. Evet. Bakalım yeni sorumuz nasıl bir soru? Kütlesi 4 kilogram olan K cismi sürtünmeli yatay bir zeminde 60 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisinde şekildeki gibi ok yönünde hareket etmektedir. Cismin hızlama ivmesi 5 metre bölü saniye kare büyüklüğünde olduğuna göre cismi etkileyen sürtünme kuvveti kaç N büyüklüğündedir? Evet. Şimdi birçok parametremiz var. Bunları tek tek hesaplayacağız arkadaşlar. Önce neyi yazıyoruz? F net eşittir MA yazıyoruz. Newton'un ikinci hareket esası. Yüzey sürtünmeli olduğu için arkadaşlar net kuvvete geçmek için 60 eksi F sürtünme diyoruz. Kütle verilmiş, ivme de verilmiş.
buradan sürtünme kuvvetine ulaşılabilir. Evet arkadaşlar, ulaşmak istiyorum ben de. 4 çarpı 5, 20. 60 eksi F sürtünme. Görüyorsunuz 20 ise o zaman F sürtünme 60 eksi 20 Newton'dan 40 Newton olarak elde edilmelidir sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevap E'deki gibi olmalıdır. Evet. Yeni sorumuz diyor ki sürtünmeli bir yüzeyde bulunan cisme yatay doğrultuda F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedirmiş. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğuna göre cisme etkileyen sürtünme kuvveti hangi yönde kaç Newton'dır? Şimdi dengelenmiş kuvvet demek sevgili arkadaşlar, net kuvvetin sıfır olması demektir. Bu dengelenmiş kuvvettir. Dengelenmemiş kuvvet de net kuvvetin sıfır olduğu durumlarda ortaya çıkan kuvvettir. Ve o halde net kuvveti sıfır yapmamızın yollarını arayacağız değil mi? Bu bağlamda şöyle bir yorum yapmak istiyorum. 9 Newton, 6 Newton ne kadar kuvvet farkı var? 3 Newton. İşte o 3 Newton'lık kuvvet farkını sürtünmeye vereceğim. Ve F2 ile aynı yönde bir kuvvet olduğunu iddia edeceğim. Dolayısıyla bu F sürtünme 3 Newton. F2 ile aynı yönde. İşte şimdi net kuvvet 0 geldi. O halde bizden istenen sürtünme kuvveti 3 Newton ve sağa doğru. Orada doğu yönü dediğimize göre cevap D'deki gibi olmalıdır. Yani doğu yönünde 3 Newton bir sürtünme kuvveti cisme etki ediyor sevgili arkadaşlar. Evet, ilerleyelim. Yeni sorumuz. Cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme kuvvetinin maksimum büyüklüğü 12 Newton. Kinetik sürtünme kuvveti ise 10 Newton büyüklüktedir. Cisim 16 Newton'luk kuvvetle çekildiğinde ivmesi kaç metreküp saniye kare olur? Şimdi öncelikle uygulanan kuvvetimiz statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini yenmiştir. Yani kaçı yenmiş? 12'yi yenmiş ve hareket başlamış. O zaman hareket başladığına göre bizim sürtünme kuvvetimiz kinetik bölgedeki sürtünme kuvveti olan 10 Newton'luk kuvvet olarak alınmalıdır. Burası 10 Newton. Bu kinetik bölgedeki sürtünme kuvveti sevgili arkadaşlar. Bu durumda F net eşittir MA yazacaksanız buradaki 16 Newton'dan çıkartmanız gereken sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti olan 10 Newton'luk sürtünme kuvveti olmak zorundadır. O halde bunu 2 çarpı A eşitleyelim. 16 eksi 10 6 gelsin. Düzeltiyorum. Burası 6 eşittir 2A ve A ivmemiz kaç geliyor? 3 geliyor değil mi arkadaşlar? O halde sonucumuz da 3 olması gerekir. Yani cevap B seçeneği gibi olacaktır. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Bunu inceleyelim. Statik sürtünme katsayısının 0,5 olduğu yatay düzlemde 4 kilogram kütleli cisme yatay doğrultudaki F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. F kuvvetinin büyüklüğü sırasıyla 8 Newton ve 18 Newton yapılıyor. Bu durumda cisme etkileyen sürtünme kuvveti kaç Newton büyüklüğünde olur? Şimdi sevgili arkadaşlar, unutmadan hemen statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini hesaplamamız gerekiyor. Ki uygulanan kuvvet bu kuvveti yenmiş mi? Yani hareket var mı yok mu sorusuna önce bir cevap verelim. Şimdi K'nın sayısal değerini bize vermiş. 0,5 koyuyorum yerine 0,5. N nedir? N burada cismin ağırlığıdır. Yani yüzeyden gördüğümüz tepki kuvveti normal force N ile gösterdiğimiz kuvvettir. Ve bu kuvvet arkadaşlar cismin nesi kadardır? Ağırlığı kadardır. 4 kilogramlık cismin ağırlığı 40 Newton'dır. O zaman tepki kuvvetini de 40 Newton olarak hesaplarımıza dahil edeceğiz. Buraya 40 yazacağız. Ve anlaşılacağı üzere sürtünmenin alacağı en büyük değer
20 Newton olarak hesaplanacak. Yani biz 20 Newton'luk kuvveti geçmediğimiz sürece bu cisim hareket etmeyecek. Peki soruyorum şimdi, 8 Newton'luk kuvvet hareket ettirir mi, ettirmez? O zaman 8 Newton'luk kuvvet statik bölgede bir kuvvettir. Çeken kuvvetle sürtünme eşit büyüklüktedir. O zaman F8 iken sürtünme de 8 Newton'dır. Aynı nedenlerden dolayı hareket olmadığı için yine 18 Newton iken de sürtünme kuvveti yine 18 Newton'dır. Yani cevap 8-18'den C seçimindeki gibi olmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni bir sorumuz var. Soruyu dikkatlice okuyorum. Büyük M ve küçük M kütleleri cisimlerden oluşan düzenek şekildeki gibi düşey düzlemde sabit büyüklükteki hızla kaymaktadır. Ortamdaki yer çekim ivmesi G olduğuna göre M kütleli cisimle büyük M kütleli cisimle yüzey arasında oluşan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burada arkadaşlar kafamız karışmasın. Aslında güzel bir mantık var. O da şöyle. Cisme F kuvveti uygulanıyor. Yani cismi duvara sabitliyor. Duvardan da F kadar cisim ne görüyor? Tepki görüyor. Ve bu kuvvetlerin etkisi altında kalan sistem aşağı doğru sabit hızla hareket halindeyse, o zaman burada hareket yönündeki net kuvvetin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar toplam ağırlık olan büyük M artı küçük M çarpı G kim tarafından dengelenmiş sayılabilir? Sürtünme kuvveti tarafından. Demek ki direkt şu kuvvet arkadaşlar sürtünme kuvveti eşitmiş ki net kuvvet sıfır gelmiş ve sistem sabit hızla hareket etmiş. O halde aradığımız doğru cevap M artı M çarpı G, yani D seçeneği gibi olmalıdır deyip cevabımızı bu şekilde veriyoruz. İlerleyelim. Evet arkadaşlar, yine güzel bir soruyla devam edelim. Kinetik ve statik sürtünme katsayısı verilen yüzeyde durmakta olan 2 kilogram kütleli cisme yatay doğrultuda uygulanan F kuvvetinin büyüklüğü sıfırdan itibaren düzgün olarak artırılıyor. Bu kuvvet 6 Newton ve 20 Newton olduğunda cisimle yüzey arasında oluşan sürtünme kuvveti ne olur? Şimdi burada iki tane sürtünme katsayısı verilmiş. Bir kinetik sürtünme katsayısı, bir statik sürtünme katsayısı. Yani bizim için aslında her iki sürtünme kuvveti de kullanılacak ve şekildeki gibi grafikte yer edecek. Mesela burası arkadaşlar statik sürtünme katsayısı çarpı N ile bulunur. Burası da kinetik sürtünme katsayısı çarpı N ile bulunur. Tamam. Eğer biz şuradaysak statik, şuradaysak kinetik bölgede sayılırız. Şimdi devam edelim. Eğer statik sürtünmenin maksimum değerini hesaplayabilirsem hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda fikir edineceğim. Bakalım statik sürtünmenin en büyük değeri ne kadar? Hemen statik katsayı çarpı N yazıyorum. Statik katsayı 0.6. Değil mi? N tepki kuvveti cismin ağırlığı, yani 20 Newton çarptım. Ne kadar bir kuvvet var? 12 Newton. Eğer ben uyguladığım kuvvetle cismi hareket ettirmek istiyorsam 12 Newton'u yenmem lazım. 6 Newton'luk kuvvet bu amaç dışında bir kuvvettir. Yani yenemez, hareket ettiremez. Yani statik bölgedesin. Bu durumda sürtünme kuvveti çeken kuvvet kadar olmalıdır. Yani statik sürtünme kuvvetin 6 olmalı. Zaten başka seçenek gelmiyor, görüyorsunuz değil mi? Keşke bir iki tane daha 6 olsaymış. Peki 20 Newton'ken durum nedir? Bir de onu şimdi çekelim. 20 Newton'luk kuvvet sürtünmenin maksimum değerini yener, yani 12'yi yener ve cisim harekete geçer. Harekete geçiyorsa kinetik bölgedeyiz. Bu durumdaki uygulayacağımız sürtünme kuvvetini de kinetik katsayıyla bulacaksınız. Yani kinetik katsayı çarpı ne yazacaksınız arkadaşlar? Nedir kinetik katsayımız? 0.5. Tepki kuvvetimiz 20 Newton. O zaman kinetik sürtünme kuvvetimiz 10 Newton. Yani hareket başladıktan sonra bizim artık sürtünme kuvvetimiz limitlenmiştir ve 10 Newton'luk bir kuvvet olarak kendisini ifade etmektedir.
bu dua, bu bağlama cevabın C gelmesi gerekiyor değil mi? Hareketsizken sürtünme kuvveti çeken kuvvet. Yani 6 olurken hareketliyken sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti olan 10 Newton'a eşit olmuştur. Yani cevap C'deki gibidir. Evet arkadaşlar, yeni bir soruyla devam edelim. Önce soruyu okuyorum. Sürtünmeli ve yatay düzlemdeki X cismi yatay doğrultudaki F kuvveti ve Fs sürtünme kuvvetinin etkisinde V sabit hızıyla şekildeki yönde hareket etmektedir. V sabit. Cisim sağa doğru çekiliyor ve cisim etkeninde sürtünme kuvveti var. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı diyor ki cisim etken sürtünme kuvveti Fs bir yönündedir. Öyle mi? Bakalım. Hareket yönümüz sağa doğru. Sürtünme kuvvetimiz de harekete ters yöndedir. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin yönü 1'dir sevgili arkadaşlar. Yani birinci yargı doğru. Tik attım. Evet. Peki F kuvvetiyle Fs eşit büyüklükte midir? Bilgi var mı bununla ilgili? Bakalım. Hızın sabit olduğu söylenmiş. Hız sabitse ivme sıfırdır. Ve eylemsizlik yasası geçerlidir. Yani net kuvvet sıfır. Net kuvvetin sıfır olabilmesi için de F kuvvetinin, yani benim uyguladığım kuvvetin sürtünme kuvvetinin olması gerekir. Eşit büyüklükte olması gerekir. Bu durumda ikinci yargı da doğrudur. Burada tik attım. Cisim düzgün doğrusal hareket yapmaktadır. Eğer cismimiz sabit hızlı hareket gerçekleştirmişse düzgün doğrusal hareket yapar. Yani üçüncü yargı da doğrudur. Yani hepsi bunların doğru cevaptır sevgili arkadaşlar. Cevap E seçeneğidir. Evet. Güzel bir soru. İnceleyelim. İlk hızı 16 metre bölü saniye olan 2 kilogram kütleli bir cisim yatay ve sürtünmeli bir yola girdiğinde cisim etkilenen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü şekildeki gibi oluyor. Bu cisme ait hız zaman grafiği şekildekilerden hangisidir? Bu cisme ait hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diye sorulmuş bize. Şimdi bakalım. Grafikte bir kere 16'yı kullanacağız. Peki 2'yi nerede kullanacağız değil mi? Onu da düşünmemiz gerekiyor bir yandan. Ama sürtünme kuvvetini vermiş görüyorsunuz. Sürtünme kuvveti hareket eden cisme etken net kuvvettir aslında. Ve büyüklüğü 8 Newton kadardır. Kütlede 2 kilogram olduğuna göre F eşittir MA yazılır. F8 M2 buradan A 4 metrebölü saniye kare olur. Tamam. Bundan demek ki bizim için arkadaşlar hareketimiz ivmesi 4. Yani hız zaman grafiğinin eğimi 4 olmalı. Şimdi seçeneklere bakalım. Grafik öyle bir grafik olmalı ki ilk hızı 16'dan başlamalı. Görüyorsunuz değil mi? Ve hızı düzgün olarak ne yapmalı? Azalmalı. Şimdi 16'dan azalıyor. 2 saniyede 2'ye düşüyor. 16'dan azalıyor. 4 saniyede 0'a düşüyor. Özür dilerim. A şıkkını tekrarlıyorum. 16'dan başlıyor azalmaya. 2 saniye hızı 0'a düşüyor. Yani buradaki ivme 8 demektir. Buradaki ivme 16 bölü 4'ten 4 demektir. Burada zaten ivme yoktur. Burada zaten araç hızlanıyor. Ve zaten negatif bölgede hareket var. Burada yine ivme yoktur. Bu durumda sevgili arkadaşlar bizim için hem eğimin 4 hem de aracın yavaşlayan olması şartlarını tutan tek seçenek B'deki seçenektir. Yani cevap B'deki gibi olmalıdır. Evet arkadaşlar, bu soru bu bölümde sizler için seçtiğim son soru. Bu soruyla konumuzu burada noktalamış olacağız. Önce sorumuzu okuyalım. Kinetik sürtünme katsayısının K olduğu yatay düzlemde 2 kilogram kütleli cisim yatay doğrultudaki F1, düşey doğrultudaki F2 kuvvetlerin etkisinde V büyüklüğündeki sabit hızla şekildeki ilerlemektedir. Buna göre sürtünme katsayısı K kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle bilgilerimizi bir check edelim. Net kuvvet ne gelmeli? Hız sabit olduğu için bir kere sıfır gelmeli. Peki
Hareket sağ doğruysa sürtünme kuvveti nere doğrudur? Sola doğrudur. Net kuvvetin sıfıra gelebilmesi için F1 kuvvetinin sürtünme kuvveti eşit olması gerekir. F1 kaç Newton? 10 Newton. Buradan sürtünme kuvveti de 10 Newton olacak. Peki sürtünme kuvvetini açalım. Neydi sürtünme kuvveti? K çarpı N. Hadi bakalım. 10 eşittir sürtünme, 10 eşittir K çarpı N. K'yı arıyoruz zaten. Peki N ne? N arkadaşlar cismin yüzeyden gördüğü tepki kuvvetidir. Şimdiye kadar hep ağırlık alıyorduk ama şimdi bir de yukarıdan 10 Newton'un kuvvet bastırdığına göre tepki kuvveti 10 artı ağırlıktan yani 10 artı 20'den 30 Newton'a dayanmıştır. O halde buraya K çarpı 30 Newton yazarsak buradan K katsayımız gelir. Ne gelir? K eşittir. Yalnız bırakırsak K'yı 1 bölü 3 olarak gelir. Buradan da bu bulduğumuz sürtme katsayısıdır sevgili arkadaşlar. Yani cevap B'deki gibi olmalıdır. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili o kadar çok soru var ki çözülmesi gereken. Hemen hemen bütün soru tiplerine değmiş oldum ve bunu da konuyu noktalamış oldum. Bundan sonra siz de bu konuyu bol tekrarla ve çok çeşitli sorularla tekrar edeceğize inanıyorum. Ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.